Özellikle şu an her şey dahil olan sistemde önemli olan bir gelir bir de gider bölümüdür, kalemidir. Biz gider kaleminin başındaki insanız. O yüzden bizlerin biraz daha dikkatli, biraz daha araştırmacı, yeniliklere daha açık, yeni gelen müşteri profiline uygun ürün seçmemiz gerekiyor. Otellerde görev yapan satın alma müdürlerinin görev tanımı kısaca böyle. Özellikle her şey dahilin yoğun bir şekilde hüküm sürdüğü Antalya ölçeğinde tesise giren her ürünün satın alma departmanından geçtiği düşünüldüğünde bu tanım oldukça mütevazi dahi kalabilir. 1987-88 sezonunda Sırma Otel'de başladım. Ve 90 yılında Titreyen Göl'de bir otelde satın alma müdürlüğüne başladım. 2004 ve 2009 yılları arasında Side Belediyesi'nde satın alma müdürlüğü ve başkan yardımcılığı yaptım. Ve şu anda da bir 5 yıldızlı otelde satın alma müdürlüğü yapıyorum. Net 29 yılımı gelen turistin konseptine ve onların profiline bakarak yönetimin de bize vermiş olduğu belli marjlar içerisinde ürün temin ediyorum. Ve bunu doğru markaları, doğru ürünleri hızlı bir şekilde temin etmeye çalışıyorum. Sedat Çakır, turizm sektöründe 32 yıllık tecrübeye sahip, son 29 yıldır ise isminin önünde tek bir title taşıyor, satın alma müdürü, ta ki geçen haftaya kadar. Biliyor muydunuz sürpriz miydi sizin için, nasıl oldu, nasıl gelişti? Şöyle ki, bir şekilde oraya doğru bir yuvarlanma, sürüklenme süreci oldu. Yani hani böyle her dernekte olduğu gibi, her partide olduğu gibi veya kulüpte olduğu gibi böyle tatlı bir yarış olmadı. Arkadaşlarım beni buraya memur olarak atadılar. Atamayla geldim, atamayla da giderim arkadaşım. 2019 yılı başında kurulan Manavga Satın Alma Müdürleri Platformu başkanını seçti. Bugün 48 kişiden oluşan platformun ilk başkanı Sedat Çakır oldu. Bugün biz hiçbir firmanın, hiçbir kurumun temsilcisi olarak var olmuyoruz. Ve şu anki süreçte de arkadaşların almış olduğu karar var olmamak. Bunu ilerleyen süreçte şeye bakacağız. Ama biz hiçbir zaman için, tekrar ediyorum, bir firmanın, bir kuruluşun temsilcisi değiliz ve olmayacağız. Manavga Satın Alma Müdürleri Platformu'nun hiçbir firma ya da kurumun temsilcisi olmadığını ve olmayacağının altını çizen Çakır, asıl amaçlarının platform üyeleri arasında bilgi ve tecrübe aktarımı olduğunu kaydetti. Buradaki ilişkiler hem feodal açıdan hem ticari açıdan birbirlerini destekleyerek bir araya geldik. Biz bir dernekten, bir partiden daha ziyade bir aileyiz şu an. Manavga Satın Alma Platformu bir ailedir. Abi kardeş, bir komşuluk ilişkileri içerisinde de bunları yürütüyoruz. Tabii bu teknolojik gelişimlerde birbirimize yardımcı olmamıza da sebebiyet veriyor. Birbirimizin tanımadığı, bilmediği ürünleri öbür söyleyen arkadaşlardan bilgi ve tecrübeleri birbirimize aktarıyoruz. Bu 48 kişi birbirlerine sürekli bilgi ve tecrübe aktarıyorlar. Yani bu 29 yıl, bazen benim o 29 yıl önceki ya da 20 yıl önceki ürünler ya da teknoloji şu an kullanılmıyor. Yani dolayısıyla yeni arkadaşlar daha fazla bizde rehberlik ve önderlik edecekler. Ama biz birlikte bir çatımız oldu, bir aile içerisinde. Bunu kavga dövüş etmeden tartışarak uygun bir zemine oturtmayı düşünüyoruz. Antalya menşeli firmalarla daha fazla işbirliği kurmayı istediklerini kaydeden Sedat Çakır, platform olarak piyasada tekelleşmenin karşısında olduklarını belirtti. Bu firmalarla yan yana birlikte olmak istiyoruz. Hatta onlara rehberlik de yapmak istiyoruz. Bize İstanbul'dan, Ankara'dan ya da Türkiye'den gelen kurumsal firmaların çalışma koşullarını buradaki yerel esnafla, Antalya'daki, Manavgat'taki, Alanya'daki esnafla da birlikte yürümek istiyoruz. Onları da belli bir çıtanın üstüne çıkarmak istiyoruz. Bu konuda da tekelleşmenin karşısındayız. Çünkü onları yaşayacağız, yaşatacağız ki kendimiz de yaşayabilelim. Manavgat Satın Alma Müdürleri Platformu sosyal projelerle de farkındalık yaratmayı planlıyor. Birbirimize küçük dokunuşlar yaparak bir kelebek etkisi yaratmak istiyoruz. Bunda nedir? Bir huzur evlerini ziyaret olabilir, onlarla yardımlaşma olabilir. Bir çocuk esirgeme kurumuyla yardımlaşma olabilir.
bir yardıma muhtaç, ihtiyacı olan okula herhangi bir destek olabilir. Yani kişiler gönlünce, biz 48 üyeyiz, 100'er lira versek 4800 lira para toplarız. Bir okula da bir şey alabiliriz. Yani bunlar küçük kelebek etkileri yaratacaktır. Biz de buna inanıyoruz. Ve böyle bir sosyal sorumluluklar üzerinde de yürümek istiyoruz.